tablo şeklinde verilmiş. Birinci satır bu. İkinci satır, üçüncü satır. 13. satırdaki sayıların toplamı isteniyor. Tabii belli bir kurala bağlı olarak ilerliyor. Birinci satırda 2 var. 2, 4 çift sayılar. Burada 2, 4, 6 yine çift sayılar. Demek ki biz 13. kısma gelince şöyle 13. satıra 2, 4, 6 bu şekilde ilerleyecek. Tabii şuradan da hareket edebiliriz. Bunun yarısı birinci satır. Yani da birinci satırın iki katı son sayı. İkinci satırın iki katı 4 son sayı. Üçüncü satır 3'ün iki katı 6 son sayı. 13. satıra gelince 13'ün iki katı 26. Demek ki son sayımız 26 olacak burada. Böyle diyebiliriz. Şunların iki katı kadar son sayılar. Şunu da yazayım. 1'in iki katı, 2'nin iki katı, 3'ün iki katı. Bu da yine iki katı. 13'ün iki katı. Bizden istediği sayıların toplamı, yani şu sayıların toplamı. Şöyle artı yazabiliriz. Biz bu sayıları toplamak istiyorsak hepsini 2 olduğu için hepsinin içinde hepsi çift. 2 parantezini alabiliriz. Bu durumda birinci sayıdan 1 kalacak. 4 yerine 2 kalacak. 6 yerinde 3 kalacak. 26 yerinde de 13 kalır. 1'den 13'e kadar olan sayıların toplamı 13, 14 bölü 2. Yani son sayı, son sayının bir fazlası bölü 2. Şunlar gidiyor. 13 ile 14'ü çarparsak da kaç geliyor? 182. Hocam.